Ya kardeşim, baştan başlıyor. Kul esenuzu bilak. Kul eunzu bir rabbil felak diyorsun. Bak, min şerri ma halak diyorsun. Fatiha'ya bakıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Ha, Besmele'de de geçmişti. Maliki yevmiddin. Hayda. Maliki yevmiddin. Ya, düşünmeden müsaade etmiyor. Düşünmeden müsaade etmiyor. Buradan geldi, oradan çıktı, bilmem yaptı. Oradan arabaya bindi, otobüse bindi, eve gitti. Bunu biraz böyle dinleme, gidişattan, ses tonundan anlarsın. Stüdyodan çıktı, aya çıktı. Tam ayda seyrederken bir anda Moskova'da. Konu bütünlüğü yok deme. Dikkatini çekiyor senin, dikkatini çekiyor. Malını tanıyor. Malını tanıyor. Sen kendi darfik, sen kompozisyon arıyorsun ama Allah senin kompozisyon hocan değil. Senin kompozisyon hocan değil. Ondan sonra da ahkam kesiyorsun. Vezinlere, kalıplara uymadan şiir yazıyorum diye. Hepsini silme atıyorsun, şiir de yazamıyorsun. Buradaki edebi, hem edebiyatla, hem insan ruhuyla, sosyolojiyle, psikolojiyle. Hala bak al, bu kadar sosyolog, güya kendine göre dindar sosyologlar, psikologlar yetişti. Bir tanesi şu konuya eğilmedi. Şunu bir anlatamadınız. Şunu bir çalışma sahası olarak vermediniz. Neden? Bunu avam kabul ediyorsunuz bu konuşmayı. O yüzden de şuradan şuraya ilerleyemiyorsunuz. Bu basit bir mevzu mudur ya? Bunu parlatamadınız. İnsanlara anlatamadınız. Kafa yoran insanlara, bugün yapay zeka, bilmem ne teknoloji, 8G, 9G giden insanlara, kardeşim bunu da atlama, bak burada müthiş bir zeka var. Müthiş bir akıl var diyemediniz. Dedirtemediniz. Başka şeylere takılıyorsunuz. Allah ıslah etsin. Birbirinizi yiyip durun. Öyle demiş kurt. Yukarıdan böyle kayanın üzerine çıkmış bakıyormuş. Su kavgası yapıyormuş koç. İki koç böyle. Sakız koçu. Güm vuruyorlarmış. Gelip gelip. Güm vuruyorlarmış. Kurt da kayanın üstüne böyle pusmuş. Bakıyormuş. Dövüşün dövüşün. Yorulursunuz, ikinizi beraber yerim diyormuş zahmetsizce. Allah Teala bizim çeşitli farklı şeylerden zevk aldığımızı bildiğinden diyor Hikeme Ataiye'de Ataullah İskenderi. Meşhur bir kitaptır. Kimdir o biliyor musun? Şu kadar. Aman aman korkma korkma. Yine bir alim söyleyecek bize falan diye kaçma. Bizim bu coğrafyada, Diyar-ı Rum'da Hazreti Mevlana neyse, Arap diyarında da Ataullah İskenderi öyle bir havası var. Yani Araplar acayip onun kitaplarını, onun eserlerini, şiirlerini baş tacı etmişler. Dini anlamak adına. Dine alternatif değil. Yine onun da kendine göre itiraz eden tipleri vardır. Onlara bakmayın siz. Şimdi şu. Allah Teala ya şeytanı şey yaparken şöyle alt alta üst üste çok tasnif yapmasak bile neler gözümüze çarpar? Bir, secde et dediği halde şeytanın secde etmeyişi ne dikkat çekilir? Ortak noktalardan biri. Secde et dedik. Meleklerin hepsi secde etti. Sanki tek akıllı oymuş gibi. Sanki meleklerin aklı yok. Meleklerin aklı var. Ya toprağa niye secde edeyim? Ben ateşten... Ha, bu arada şeytan, melekler secde etti. İlla iblis denildiğinde bazıları diyorlar ki şeytan onlardan, meleklerdendir. Hayır. Şeytan, esas biz azan kudurana şeytan diyoruz. Hani nasıl mesela, şimdi normal vatandaşken yanlış bir şey yapıyor, adı katil oluyor. Anlatabiliyor muyum? Eskiden katil değildi. Veya normal böyle işinde gücünde konuşuyordu, aldandı, terörist oldu mesela. Şimdi şeytan da böyle. Evvelki böyle normal yaratılmıştık, o cinni alemine ait sınıfa mensupken, meleklere hocalık yapan, getir götür işlerine bakan, şimdi abartmayayım, hani şey yapan o taife, iblis diyorlar onlara, iblis, iblisler. Yani bir şey odası gibi, yani böyle bir, hani ne diyeyim, yani herhangi bir yerde böyle bir, ne bileyim, hani bir öğretmenler gibi, işte tabipler odası falan filan gibi, öyle demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani onlar bozulmamış hali, iblis deniyor onlara. Onlar böyle bir hizmet veriyorlar meleklere. Allah öyle bir şey yaratmış. Ama melek değiller. Melek değiller. Anlatabiliyor muyum? Hizmet görüyorlar.
meleklerle içli dışlıkları olduğu için meleklerin hepsi secde etti. İlla iblis, yani o melek olmayan hocaları ve en baş hocaları, acayip yani. Hocaların hocasıymış o zaman İblis hakikaten. Secde etmeyince adı şeytan oluyor. Ondan önceki adı İblis. Secde etmediğince şeytan oluyor. Yani aslında şeytan bir isim değil. Mesela terörist bir isim olmadığı gibi. Terörist diyorsun. İsim değildir terörist. Anlatabiliyor muyum? Ondan evvel bir cinsi teşkil eder. Adam dersin, kadın dersin, cinstir o. Mesela iblis dersin, bir cinstir o. Ama o artık başka bir yolunu sapıttığında, nasıl onu terörist dediğinde, artık o bir böyle bildiğin bir insan tipi değildir, başka bir şeydir. Yani bir habis bir fikri belli eder. Şeytan da o demek. Şeytan denildiğinde yoldan çıkmış azgın demek. Şatane. Hani hiç hoca Arapça bilmiyor demeyin. Şatane diye bir kelime var. Şeytan oradan geliyor. Öyle diyeyim, o kadar. Secde et, etmedi. Birinci özelliğini bunu görüyoruz. Çok mu akıllıydı? Melekler de akıllı. Cebrail akılsız mıydı? Tövbe estağfurullah. Hazreti Cebrail kainattaki Allah'ın mahluk, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Kainattaki mahluk planında olan akıl cevherinin somunu, som, bozulmamış halini temsil eder Cebrail. Yani bozulmamış akla işarettir. Yani kainatta bir akıl var. İşte hücrelerde bir akıl var. Madenlerde, yıldızlarda, feleklerde de bir akıl var. Bu akıl dediğimiz şeyi, hani yapay zeka değil de yapamayacağın zeka gibi bir şeyi, akıl olan bir şeyi bir rumuzla anlatmak istesek Cebrail'dir onun adı. Cebrail odur. Secde etmeyişi birinci özellik. İkinci özelliği kibir. Kibir. Şeytanda olan bir vasıf bu. Kibir ne? Hakkı kendisinde görüp, güzelliği kendisinde görüp, yaşama hakkını kendisinde görüp, diğer mahlukatı, ellerindeki nimetleri onlara layık görmemek, onları hiçbir zaman kendi seviyesinde görmemek ve onların hepsini alçak görmek. Bak, bu şeytan sıfat. Şeytan, ben ateşim, toprağına gerek vardı diyor. Mesela şu anda piyasada basılmış olan Tevrat'ı söylüyorum. Piyasada basılmış olan Tevrat. Yani Allah'ın indirdiği Tevrat değil. Piyasada şu anda gittiğinde mesela al, internetten sipariş ver, getir. Şu anda onların okuduğu Tevrat'ı, hatta belki İbranice falan zorlanırsın, anlayamazsın. Şey yap, Türkçesini iste. Şöyle başlar. Rab Yahudilerin Allah'ıdır. Rab, yani diğerleri onun hizmetçisidir. Sıkı dur, sıkı. Bunların hepsi kaynak. Yani ciddi araştırmam var bu hususta. Yani hiç öyle riske girer miyim? Öyle madara olur muyum yani? Burada bir sorumluluk taşıyoruz. Bak, bil diye söylüyorum. Hani sen böyle, şu var mı acaba, şöyle oldu, denizler böyle oldu diye ağız büküyorsun ya kendi kitabına, bozulmamış kitabına. Gel sen buraya çalış en önce. Sen gel en önce buraya çalış. Sen bunların hakkını ver, sonra bize gel. Bak ne var biliyor musun devamında? Diğer mahlukat, diğer insanlar, onlar bize yardım ederlerse, yardım etmezlerse, bize hizmet etmezlerse cehennemlikler bir kere.